Merhaba sevgili izleyiciler, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında oynanan bugünkü maçta Sakaryaspor Şanlıurfa Spor maçının arkasından maç sonu yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Maçın analizine geçmeden önce abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olursanız memnun olurum. Ayrıca videonun altındaki yorumlar kısmına sizler de yorumlarınızı bırakıp beğeni tuşuna basarsanız da memnun olurum. Bugünkü mücadelede Sakaryaspor kendisi aslında ağırlamış olduğu Şanlıurfa Spor'u 2-0'lık bir skorla mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetine imza atmış oldu. Puanını 7'ye yükseltti. 4 beraberliğin arkasından bugün galibiyetle tanıştı Sakaryaspor. Maç Ümraniye'de oynandı. Sakaryaspor'un stadının yapımda olması nedeniyle Şanlıurfa Spor ise ligde 5 maç sonunda 6 puanda kaldı. 2 galibiyet, 3 mağlubiyette. Aslında hani ben son videoda da ligdeki beklentilerimi dile getirdiğim zaman bu iki takımın da ligde kalma mücadelesi verme ihtimalinden bahsetmiştim. Bugünkü mücadelede de Sakaryaspor bana göre hedef rakiplerinden birisi olan Şanlıurfa Spor'a karşı almış olduğu galibiyetle önemli bir başarı imza atmış oldu. Kadrolara geçelim. Bugünkü maça Sakaryaspor kalede Yakup Şumski ile başladı. Dörtlü defansta oynayan futbolcular sağ bekte bugün maça başlayan futbolcu Muhammed İmmet Ertürk'tü. Muhammed İmmet de gerçi hani sağ bek gibi göründü ama biraz daha sağ açık gibi oynadı açıkçası. Biraz daha hücum. Zaten sağ açık orijinal pozisyonu. Sağ bek gibi göründü. Sol bekte ise oynayan futbolcu Bülent Uzun'du. Defans ikilisinde Salih Dursun'la Erdi Dikmen oynarken ön libero pozisyonunda enteresan bir tercih vardı bugün. Tabii ki yeni transferlerin birçoğu bugünkü maçta yoktu. İşte St. Louis olsun, yine Sakaryaspor'da Ennur Todry olsun, Mamadou Mendy olsun, Emircan olsun, Serkan Dursun olsun birçok transfer bugünkü maça yetişmediği için eldeki mevcut kadrolarla en iyi 11 çıkartmaya çalıştı Suat Kaya. Ön libero pozisyonunda stoper Kahraman bugün 6 numara pozisyonunda oynadı. 8 numarada Ryan Abit oynadı. 10 numarada Murat Cemakpınar oynadı. Kanatlarda ise oynayan futbolcular bir tarafta Volkan Eğri, sol tarafta, sağ tarafta Fernando, en uçta ise Emre Demir 11 ile sahaya çıktılar. Emre Demir de aslında net bir santrafor değil biliyorsunuz. Kanat, yani sağ kanat ve 10 numara özellikli bir oyuncu. Konuk Şanlıurfa Spor'da ise bugünkü maça Tokatev ile başladılar. Tokatev de güven vermeyen performansına bir yenisini daha eklemiş oldu bugünkü performansıyla. Defans ikilisinde Embula ile birlikte Mert Miraç oynadı. Yani Şanlıurfa Spor yönetimi de, yani hani transfer dönemindeyken yapmıştım bu eleştiriyi ama yine tekrar edeyim burada. Ya bu kadar orta saha almak yerine neden bir tane stoper almadılar? İşte bugün bu zafiyetleri yaşadılar. Miraç biliyorsunuz esas itibariyle bir sağ bek. Zaten hani çok uzun boylu da değil. Stoper oynattığınız zaman boy avantajında da boy dezavantajında yaşıyorsunuz. Bugün sağ bekte Atakan Aybastı, sol bekte ise Mehmet Çoşkun oynadı. Ön libero pozisyonda Muhammed Gönül Açar oynarken 8 numarada Hasan Hüseyin Acar, 10 numara pozisyonunda ise Begiç oynadı. Kanatlarda ise bir tarafta oynayan futbolcu Ali Malle, diğer tarafta Ofusu, en uçta ise Kayode 11 ile sahaya çıktı Şanlıurfa Spor'da. İlk yarı biraz daha dengeli bir oyun vardı her iki takım açısından da. Her iki takımın da zaten oyun formasyonları birbirine benzer oyun formasyonları. Yani her iki takım da orta sahadan hani oyun kurucu sistemiyle bir oyun oynayan takımlar değil. Ya da pas yaparak, ritim bularak, oyunu rakip yarı alanı yıkarak oynamaya çalışan ekipler değil. Bu iki takım da daha çok geçiş oyunlarıyla oynayan takım, savunma arkasına koşu yapabilecek oyuncularıyla, sprinter oyuncularıyla fark yaratmaya çalışan bir takım. Ve bir de hani patlamaya hazır bombalarıyla birlikte, işte yani hani sürpriz oyuncularla, örnek vermek gerekirse işte Şanlıurfa Spor adına Ali Malle, Sakaryaspor adına da Emre Demir, yani kreatif işleri yapacak oyuncularla birlikte sonuca gitmek isteyen iki takımdı. Maçın hemen başında aslında Şanlıurfa Spor rakip yarı alanda bir pozisyonda yakaladı. Kayode'nin vuruşunu kaleci çıkartmıştı. Düzeltiyorum, Ali Malle vurmuştu yanılmıyorsam. Bu pozisyondan sonra yine Sakaryaspor'un ilk yarıda yakaladığı pozisyonlar vardı. Murat Cemakpınar'ın cezalı ön çizgisinden vuruşu direkten döndü, üst direkten döndü. Onun dışında Fernando'nun bir tane karşı karşıya yakaladığı pozisyon vardı. Vuruşu kaleciden döndü. Sonrasında tekrar önünde kalan topu eliyle filelere gönderdi ama zaten orada bariz elle dokunduğu belli oluyordu. Yine Emre Demir'in karşı karşıya bir pozisyonu vardı. Miraç blokladı. Yani her iki takım da pozisyonlar üretti. İlk yarı biraz daha dengeli geçtiğini dile getirmem gerekiyor. İkinci yarıda ise Sakaryaspor biraz daha oyun rakip yarı alanına yıkmaya çalıştı ve golü buldu. Golü de
Muhammed Hikmet Ertürk'ün savunma arkasına Fernando'yu kaçırmasıyla Fernando sağ taraftan son çizgiye indi. Ön direğe yapmış olduğu ortada. Emre Demir Embula'dan önce davranıp topu kalecinin kapattığı köşeden filelere gönderdi ve Sakaryaspor'u 1-0 öne geçirdi. Bu golden çok kısa bir süre sonra ise Hasan Hüseyin Acar'ın bireysel hatasında rakip yarı alanında, rakip ceza alanının hemen ön çizgi üzerinde topu ayağına dolandırmasıyla, bocalamasıyla, kararsız kalmasıyla yapmış olduğu hata neticesinde topu kaybetti ve savunmada az adamla yakalandı. Geçiş oyununda Fernando topu filelere göndererek Sakaryaspor'un ikinci golünü kaydetti ve bu golden sonra da aslında biraz Şanlıurfa Spor oyuncu değişiklikleriyle beraber özellikle Aşkovski oyuna girdikten sonra biraz hareketlilik yaşamış olsa da gol pozisyonları üretmekte biraz zorlandı. Ve sağdan da 2-0'lık bir sonuçla galip ayrılan taraf Sakaryaspor oldu. Tabii şöyle değerlendirmek lazım. Sakaryaspor'da yeni transferler geldiğince hani oyun formasyonu da değişecek ama yani Emre Demir'in bu şekilde santrafor oynayacağı muhtemelen artık ligin ilk yarısının sonuna kadar bu şekilde devam edecekmiş gibi görünüyor. Çünkü gelen oyunculardan bir tek Serkan Dursun santrafor. Ama Serkan'ın da hani ben Zagre ve Mustafa Pekdemek'in önünde bir oyuncu olduğunu düşünmediğim için yani muhtemelen bu oyun formasyonuyla devam edecek Suat Kaya yönetiminde Sakaryaspor. Ama bu oyun formasyonu açık söyleyeyim. Evet bugün Şanlıurfa Spor'a karşı üstünlük kurdu ama gelecek hafta Ankara Gücü karşı bu 11 ya da bu oyun formasyonu çok üretkenlik sağlayamaz gibi görünüyor. Yani Sakaryaspor'da zaten sezon başından beri en göze çarpan performans biraz orada Murat Cemakpınar'ın üstüne kalan bir oyun. Emre Demir'in kreatif özelliklerine kalan bir oyun formasyonu görülüyor. Kanatlarda muhtemelen St. Louis gelecek hafta oynayacaktır diye tahmin ediyorum. Bu noktada yani Sakaryaspor'da kadro değişikçe biraz daha futbolunda değişme ihtimali var ama ne kadar değişir orası tartışmaya açık bir konu. Şanlıurfa Spor tarafına dönecek olursak da ya Şanlıurfa Spor ya bugünkü mağlubiyet hedef rakiplerinden birine karşı olduğu için bence önemli bir mağlubiyetti. Şunu da söylemekte fayda var. Yani Şanlıurfa Spor bu sezon hani birçok maça karşı birçok maçta sürklesi olur beklentisi vardı ama hani bugün gördük ki oyunun belirli dakikalarında oyunu rakip yarı alanı yıkıyor falan ama ya bazı oyuncuların yerine bazı oyuncular tercih edilmesi gerektiği de bugün çok göz önüne çıktı. Yani bu takımda artık Hasan Hüseyin Acar'ın yerine bence Cuma Menize'nin tercih edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Begiç yani Begiç'in yerine de orada daha farklı bir oyuncu. Bilmiyorum yani bugün işte Aşkovski belki 10 numaraya çekilip orada değerlendirilebilir ama gelecek haftadan itibaren Şanlıurfa Spor'un da kadrosunda değişiklikler olacağını düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız da memnun olurum. Videonun altındaki yorumlar kısmına sizler de yorumlarınızı bırakırsanız memnun olurum. Herkese mutlu günler diliyorum.